Eğer çok zengin olsaydım anneme ne alırdım? 2000 yılının Aralık ayıydı. Üniversiteden yeni mezun olmuştum. Bir devlet okulunda heyecanla derslere giriyordum. Sınıflardan birinde şartlı cümleleri anlatırken tahtaya İngilizce bir cümle yazdım. Evet çocuklar, Tahtada eğer çok zengin olsaydım anneme nokta nokta alırdım yazıyor. Cümledeki boşluğu hayal gücünüzü de kullanarak doldurun. Anlaşıldı mı dedim. Anlaşılmış olmalı ki herkes sessiz bir şekilde dağıttığım küçük kağıtları aldı ve gözlerini tavana dikip düşünmeye başladı. 5 dakika sonra sınıfı dolaşıp kağıtları topladım ve tek tek okudum. Uzay gemisi, Ferrari, Miami'de yazlık, Maldivler'de ada, ben okuyorum, sınıf gülüyordu. Son kağıdı içimden okudum. If I were rich, I would buy flowers for my mom. Cümlenin sahibi o sene sınıfa yeni gelen çelimsiz, içine kapanık bir çocuktu. Aramızda çok duygusal bir arkadaşımız var dedim. Selim, kalk bakalım. Ne yazdığını arkadaşlarına söyleyebilir misin? ''Çiçek alırdım.'' yazdım öğretmenim. Sınıfta hafif bir kahkaha koktu. ''Ben çok zengin olduğunuzu düşünün, hayal gücünüzü de kullanın.'' demiştim. ''Buna rağmen çiçek alırdım.'' yazdığına göre ''Önemli bir sebebin olmalı.'' dedim. Bir süre sessizce bekledi. Sonra ayağa kalkıp ''Aklıma başka bir şey gelmedi öğretmenim.'' dedi usulca. Yüzünde Mona Lisa tablosunu andıran gülmekle ağlamak arası garip bir ifade vardı. Oğlum, dalgam geçiyorsun, dedim sertçe. Aklınıza bir şey gelmesi için illa not mu vermemiz gerekiyor? Hiç cevap vermedi. Kağıtları geri dağıttım. Sınıf, çalan zille birlikte kovanı kurcalanmış arı sürüsü gibi bahçeye aktı. Dışarıda ince bir yağmur yağıyordu. Ertesi sabah okula geldiğimde Selim'in babasının lobide beni beklerken buldum. Önümdeki sehpada bir gün önce sınıfta dağıttığım buruşuk kağıt parçası duruyordu. Oturup biraz konuştuk. Kısa bir görüşmeden sonra ayrıldı. Zorlukla zümre odasına doğru yürüdüm. Başım dönüyordu. Hıçkırağa benzer garip bir şey diyaframdan gırtlağıma kadar tırmanmış patlamaya hazır bekliyordu. 2000 yılının Aralık ayıydı ve ben kağıttaki küçük boşluğu çiçekle dolduran Selim'in hayatındaki en büyük boşluğu da çiçekle doldurmaya çalıştığını öğrendim. 3 ay önce bir trafik kazasında annesini kaybettiğini ve ögünden beri babasıyla hiç aksatmadan her Cuma günü annesinin mezarını ziyaret edip mezarlığa çiçek diktiklerini önceki gece babası duymasın diye yüzünü yastığa gömerek sabaha kadar hıçkırdığını ve üniversiteden alınan diplomayla öğretmen olunamayacağını hepsini hayatımın o en serin aralık sabahında öğrendim. Sorular Birinci soru Öğretmen Selim'e neden kızdı? İkinci soru Selim'in annesine ne oldu? Üçüncü soru. Öğretmen bu olaydan nasıl bir ders çıkardı? Cevaplarınızı yorum kısmına yazınız.